Evet gençler, 4. bölümün 3. kuruyla beraberiz. Hadi gelin beraber 1. soruyla başlayalım. ABC flash bellekleri boşken A belleğine her biri 0,5 GB olan 200 adet. 0,5 çarpı 200 arkadaşlar ne yapar? 100 GB yapar. Doğru mudur? Tamam, yazdık bir kenara. Bu A flash belleği arkadaşlar. B'ye de 1,2 çarpı arkadaşlar ne demişiz? 25. Yani şöyle diyelim, 1,2 GB'dan 25 adet sığıyormuş. O zaman buna da ne yaparız? Çarptığımız zaman 30 GB elde etmiş oluruz. Doğru mu? Bu da B flash belleği. C'ye de arkadaşlar 4,5 çarpı 18. 4,5 çarpı 18 de ne yapar? Hemen 72, 9 ne yapar? 81 GB yapar. Bu da C flash belleği. Arkadaşlar C belleğimiz. Buna göre DA, DB, DC değerlerini küçükten büyüğe doğru sıralayalım. En küçüğümüz DB. Ondan sonra 81 ile DC. Ondan sonra da nedir? DA'dır arkadaşlar. Tamam mı? Evet, geçelim ikinci sorumuza arkadaşlar. Bakın burada da diyor ki aşağıdaki tabloda ABC adlı 3 kişinin ev internetlerinin hızlarına ait bilgiler verilmiştir. Evdeki internet belirtilen hızı sağlıyorsa, tik işaretiyle sağlamıyorsa da çarpı işaretiyle gösterilmiştir diyor. Yani o zaman buradan ne anlayabiliriz? Örneğin A evindeki internet hızı 50 megabite kadar ne yapabiliyor? Sağlayabiliyor. A 50'ye kadar sağlıyor diyelim. Ondan sonra B'dekine bakın. 16'dan sonra ne 32 ne de 50'yi destekliyor. Demek ki en fazla 16 megabit'e kadar hız. C'de arkadaşlar en fazla 32'ye kadar. O zaman hızlarını karşılaştıracak olursak internet hızlarını arkadaşlar. En küçüğü hangisi? B evinin. Ondan sonra C evinin. Ondan sonra da en iyi olan da A evi diyebiliriz. İkinci sorumuz buydu. BCA dedik. Üçüncü sorumuza gelelim arkadaşlar. Arif, Bartu, Can ve Doğu isimli dört arkadaşın ağırlıkları sırasıyla A, B, C, D'dir. Oradan hemen şuradan bir bakalım. Bu kişilerin ağırlıklarını sıralayın demiş. Bakın Arif aşağıda olduğuna göre Arif Doğu'dan nedir? Daha ağırdır. Arif Doğu'dan daha ağırdır. Burada da Batu Can'dan ağırdır. Batu Can'dan ağırdır. Burada da Doğu Batu'dan Doğu da Batu'dan nedir arkadaşlar? Ağırdır diyeceğiz şimdi. O zaman buna göre şimdi zayıftan en kiloluya kadar olan o arkadaşları tek tek ağırlıklarına göre sıralayalım. Şimdi A D'den büyük. D B'den büyük arkadaşlar. Bakın A D'den büyük. D de B'den büyük. B de C'den büyük. A D'den büyük. D C'den büyük. Pardon. A ne demiştik? Evet. A D'den büyük arkadaşlar. D B'den büyük. D B'den büyük. B de kimden büyük? Bakın. C'den büyük. O zaman bu büyükten küçüğe doğru bir sıralama oldu. Küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda C küçük, B küçük, D o da küçüktür, A olacak. A D'den büyük, D B'den büyük, B de C'den büyük. Evet, dördüncü sorumuz. Bir bayrak direğinin yanında uçan alfa, beta ve gamma model dronlar aşağıda gösterilmiştir. Beta model drone en yüksekte. O zaman bunun adını beta diyelim arkadaşlar. Bu beta. Gamma model drone en alçakta. Bu da gamma olacak o zaman. Bize demiş ki arkadaşlar alfa da bu olacak o zaman, değil mi? Alfa, beta, gamma. Bu dronların isimlerini soldan sağa doğru bayrak direğine en yakın olandan başlayıp en uzak olanda bitecek biçimde yazınız. Ne demiş? Soldan sağa doğru bayrak direğine yakın olandan, değil mi? Bayrak direğine en yakın hangisi arkadaşlar? Gama, ondan sonra beta,
Öyle değil mi? Bakın Bayraktar'ın en yakın gamma beta. En sonda kim var arkadaşlar? Alfa var. Gamma, beta, alfa şeklinde sıralayacağız. Evet, dördüncü sorumuz bitti. Beşinci sorudayız arkadaşlar. İki türlü ne yapıyoruz? Buraya bir diyoruz. Şuraya iki diyoruz. Bir ve ikiyi ayrı ayrı çözüp ondan sonra kesişimini alıyoruz. Gelin hemen birinci çözümümüzü yapalım. 3x eksi 1 küçüktür. 2x artı 5 dedim. Hemen bu tarafa atıyorum. 3x'ten 2x çıktı. X küçüktür. 6. Bir tarafta kalsın. Hemen 2x artı 5 küçük eşit 17 artı 5x diyorum arkadaşlar. Buradaki 5x 2x'i bu tarafa attım. 3x yaptı. 5 eksi 17 arkadaşlar. Eksi 12. Her iki tarafı 3'e böldüğümde eksi 4 küçük eşittir x ya da x büyük eşittir eksi 4. Şimdi x eksi 4'ten büyük olacak, 6'dan küçük olacak. Eksi 4'ten büyük olacak, 6'dan ne olacakmış arkadaşlar? Küçük olacakmış. İşte sayı doğrusundaki gösterim de nedir? Budur. 6'dan küçük, eksi 4'ten büyük. Evet, 5. sorumuzu bitirdik. 4. 6. sorumuzdayız. Bir kenarı A birimi olan bir karenin çevresi 4A, alanı ise A karedir. Kare biçimindeki bir kartonun kenarını ölçüp alanını hesaplayan Ali, yani A kareyi hesaplamış. Alanın sayı değerinin kenar uzunluğunun sayı değerinden küçük olduğunu görmüş. Kenar uzunluğunun sayı değerinden, yani A'dan ne olduğunu görmüş, küçük olduğunu görmüş. Biz neyi biliyorduk arkadaşlar? Karesi kendinden küçük olan sayılar nasıl sayılardı? 0 ile 1 arasındaki sayılardı. Peki karenin çevresini diyor. Yani 4a'yı diyor. En büyük 4a'nın en büyük tam sayı değerini diyor. 4a'yı elde etmek için hepsini 4 ile çarpacağım. 0 çarpı 4 0. 4a küçüktür. 4. 4a'dan küçük en büyük tam sayı değerimiz nedir arkadaşlar? 4'ten küçük en büyük tam sayı değerimiz nedir? Evet, 3'tür. Tamam mıdır arkadaşlar? Şu özelliği unutmuyoruz. Karesi kendisinden küçük olan sayılar 0 ile 1 arasındaki sayılardır. 6. sorumuzu bitirdik. 7. sorumuzdayız gençler. Evet gençler, 7. soruyla devam ediyoruz. İki özdeş kaptan birincisine boş iken 5 ölçek su, ikincisine de içinde 12 santilitre su varken arkadaşlar 2 ölçek su. Şimdi buna x ölçeğimizin alacağı su miktarını x santilitre diyelim. Şimdi buraya zaten 5 ölçek su koyduğuna göre 5x santilitre su vardır. Bir de burada 12 santilitre su varken 2 ölçek daha koymuş. Yani 12 artı 2x. Ama bakın 5x'in yüksekliği zaten 12 artı 2x'ten ne daha büyük arkadaşlar. Seviyeye baktığınız zaman aradaki şu farkı görebiliyorsunuz. O zaman buradan 3x büyüktür 12 desek, x büyüktür 4 diyeceğiz. Su miktarının, ölçeğin alabileceği su miktarının santimetre cinsinden en küçük tam sayı değeri, 4'ten büyük en küçük tam sayımız kaçtır arkadaşlar? 5'tir. Evet, 8. ve son sorumuza geçelim artık. Diyor ki bize düz bir zeminde yan yana dikili olan 3 ağacın görseli aşağıdaki şekilde verilmiştir. Şekildeki ağaçlar, sayılar o ağacın santimetre türünden yüksekliğidir. O zaman şöyle diyelim, birinci ve ikinci ağaç aynı, yani A eşittir 12B artı 40 diyeceğim o zaman. A'nın en büyük tam sayı değerinden bahsediyor. Diğeri de dikkat ederseniz 4B artı 200 büyüktür A'dan. Yani A dediğimizde aslında neye eşit arkadaşlar? Şöyle yapalım. 4B. Şurada hemen biraz geri gelelim. B yerine arkadaşlar A'lı değerimizi yazacağız. Çünkü A ile uğraşıyoruz. Hemen isterseniz şurada yapalım. Bakın hemen bu tarafa atalım. A eksi 12 B, özür dilerim. A eksi 40 neye eşitmiş? Bir saniye. A eksi 40 eşittir 12B'ye arkadaşlar. Şimdi 4B yerine ne yazabilirim A'lı cinsinden? Her iki tarafı kaça bölersem? 3'e bölersem, 3'e bölersem 4B çıkar. Yani 4B yerine aslında A eksi 40 bölü 3 yazabilirim. O zaman yazalım. A eksi 40 bölü
3 artı 200 büyüktür. Neden? A'dan. O zaman 200 büyüktür. A eksi 40 bölü 3 diyelim arkadaşlar. O zaman 200 büyüktür. Şöyle biraz çözümümüzü geniş alalım. 200 büyüktür. Bakın 3A'dan A çıktı. 2A. 3A'dan A çıktı. 2A. Eksi eksi artı 60. Bölü neye? 3'e eşit. Bölü 3. Şimdi içler dışlar çarpımı ya da 3 ile çarpalım. Burası 600 büyüktür. 2A artı 60'a. 600'den 60 çıktı. 540. 540 büyüktür. 2A'dan ya da 2'ye böldüğümüzde 270 nedir? Büyüktür. A'dan diyelim. A'nın bu arada tam yanlış yaptığınız bir yer var mı arkadaşlar? 600'den 60 çıktı. 540 yaptık. Şurası A eksi 40 bu arada. Özür dilerim. Burası arkadaşlar 60 değil. 40. Şurası 40. 600'den 40 çıktı. 500. Değil mi arkadaşlar? Şurası 560. Burası da 280. 280 büyüktür A. Yani A küçüktür 280. 280'den küçük en büyük tam sayıda kaçtır arkadaşlar? 279'dur. Evet gençler, böylelikle dördüncü bölümün üçüncü kurunu da bitirmiş olduk. Artık dördüncü kurla görüşmek üzere.